Selamlar. Burada anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün portföyümü tekrar güncelledim. Portföyümü paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, daha önce 6 aydan beri konut ve arsa kısmını güncelleme yapmıyorduk. Taşıt kısmını da güncelleme yapmıyorduk. Yani taşıtta çok bir şey değişmedi zaten. Konutta çok bir şey değişti arkadaşlar 6 aydır. Onu güncelledim şu an. Konutta bizim %30'lardan %40'lara çıktı. Arsada %50'lerden %44'lere düştü. Arsa piyasası konut piyasası kadar hızlı artmadı diyebiliriz. Ama bir zaman gelir arsa piyasası çok hızlı artar. Yani işte inşaatlar çok hızlanırsa, çok iş alınmaya başlarsa bu sefer arsa piyasası çok hızlı artar. Ama konut piyasası çok hızlı değişti bu 6 ayda. Onun için yani güncelleme gereği duydum. Güncelledim. Bunu da güncelledim. Bunu da güncelledim. Taşıt çok bir şey değiştirmedi zaten. Nakit bırakmadım artık arkadaşlar. Nakitten çıktım. Bunlar güncel fiyatları ve maksimum fiyatları. Yani şöyle düşünün. Bir konutum var 500 bin lira. Ben bu 700 bin olduysa piyasası, ben buraya belki 750 bin yazmış olabilirim. Belki 700 bin yazmış olabilirim ama piyasasına şu an satış piyasasında en yakın rakamları yazıyorum yani. Bunlar arsada birazcık daha tahminler geniş. Çünkü arsada ne olacağını biteceği bilmiyor. Yani onun şu an bir şey diyemiyorum. Onun için yani eksi artı konutta çok fazla bir şey oynamaz. Arsada biraz daha oynayabilir ama yakın tahminler, yani güncel piyasa tahminleriyle yazdım bunları. Sonra nakitimi azalttım artık. Nakitim çok az var ama burada sıfır gözüküyor. Sonra dolar tutmaya başladım arkadaşlar. Doları nasıl tutuyorum? Nakitim yoktu zaten. Doları şöyle tutuyorum. Kredi, borç kredi aldım. Borç aldım. İşte borç al, o masraf, bu masraf. Sigorta, mugorta. İşte ondan sonra bir de git dolar al. Arkadaşlar bankaların dolar şeyleri 0,3'e de tekabül ediyor. Yani 1 dolar alırsanız bugün kaçtan aldım onu da söyleyeyim. Doları kaçtan aldım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle USD şu an için 15,47 15,65 gibi bir şeyden veriyorlar. Satarken de 15. işte 0,3 TL 15,35'ten alıyorlar bankalar arkadaşlar. Benim çalıştığım banka böyle. Böyle yapıyor. 0,3 TL çok büyük bir rakam aslında ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçenlerde ben Tether'de değerlendirdim. Tether kriptoda değerlendirdim. Yani USDT buradan almıştım. Çok cüz'i bir miktar almıştım. Sonra ne oldu arkadaşlar? Geçen gün bunlarda sıkıntı oldu. Bakın buradan buraya düştü. Yani bu normalde bu dolara sabitti. İşte burada 1 dolarda 0,3 TL komisyon ödemiyorsun. Burada çok daha düşük komisyon ödüyorsun. Onun için ben buraya geçmeyi düşündüm. Sonra da dedim eğer bu sistem çökerse bizim dolarlar, yani dolar yapıp koyduğumuz paralar da gidebilir dedim. Yani hani ucuza kaçmak adına çok düşük bir şey yatırdım, çektim. Yani bir 5 gün falan durdum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 500 TL deneme babında yatırdım. Sonra bir 5-10 gün durdu. 510 TL olarak geri aldım ben onu. Ama sonra güvenemedim. Bir hafta sonra da şu Luna USD denilen şey çöktü. Yani bu Luna denilen şey çöktü. Bu da sabit şeye bağımlı. Yani dolara bağımlı bir coin. Bu da sabit dolara bağlı. Bu da çöküyor gibi oldu. Geri çekildi. Bakın bugün buraya şey atmış. Dikkat edilirse korkudan burada da satışlar çoğalmış. Bu buraya kadar gelmiş. Aslında bu 1 dolar olması gerekiyordu. Onu çekmiş bu kadar gelmiş. Halbuki dolar daha da arttı. Şu an için geriye gelmiş 15,92'de. Yani şu an için 15,92 var olan doların biraz daha üstü. Bizdeki durumlar nasıl oluyor? Bizdeki durumlar daha farklı herhalde bankalarda. Bankalarda daha farklı olduğu için yani pek anlamıyorum. Yani burada 15,97'den işlem görülüyor. Burada daha farklı bir işlem. Yani bizim şeyde
Burada 15.47. Ben 15.65'ten aldım bugün doları. Neyse çok önemli değil. Alıp satım arasında 0.3 TL fark olduğunu bilin. Yani bu 0.3 TL'nin içinde devlete ödenen vergiler de var arkadaşlar. Şimdi ben burada borç parayla buraya geldik. 0.1'lik şeyi yendi yani arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. O masraf, bu masraf, bir de bu borcun faizi olacak. O borcun faizini koymadım. Çünkü faizi zaman işledikçe işleyecek. Şu an için işlemiyor. 2 yıllık bir kredi. Ondan dolayı 0.1 TL var olan altın kadar bir para ortada gitti. Yani onun komisyonu, bunun komisyonu derken para gitti. Ama ben niye dolarda tutacağım? Yani ben niye dolarda yapmak istiyorum? Şundan dolayı ben doların yükseleceğini düşündüğüm için dolarda tutuyorum. Ya da hiç yükselmese bile yabancı piyasalara, yabancı hisseleri alırken dolar ödemeniz gerekiyor. Yani yabancı hisse alırken TL ile olmuyor arkadaşlar. Dolar ödemeniz gerekiyor. Yabancı borsalar çökerse, yani yatırım yaptığım Amerikan borsası çökerse, yani çökerse zaten çöktü de daha da çökerse, buradan bu dolarlardan bu borsaya ekleme yapacağım. Yani bu dolarlardan buraya ekleme yapacağım. Onun için dolar aldım. Ayrıca doların yükseleceğini düşündüğüm için aldım arkadaşlar. Dolar yükselecek. Bunun için aldım. Yani zaten yükseliyor 0.5. Yani ben dolar almaya başladığımda, şu hisseleri almadan önce dolarları çevirmeye başladım. 14'lerinden içinden çeviriyorduk. Şu an 15'in içinden çeviriyoruz. Belki önümüzdeki hafta 16'nın içinden çevireceğiz. Yani ben 15.65'ten aldım yani doları. 15,65 alış. Yani ben 14.65'lerden de aldığımı biliyorum. Yani şu hisseleri alırken. Ama sürekli bir iki haftadır artan bir trend var. Dolayısıyla daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada artıyor bu. Euro ile dolar dikkat edilirse çok yaklaştı birbirine. Dolar euroyu da geçebilir yani bu gidişte. Sonra evet. Bunlar hisselerdeki pozisyonlarımızı kapatmadık arkadaşlar. Yabancı hisselerde pozisyonlanmaya devam ediyoruz. Düşerse daha da alacağız. Zaten düştü de alma noktasına yaklaşmıştı. İşte bir daha düşseydi bugün alım yapıp girecektim. Ama tam tersine dün tepki verdi. Bugün bir daha tepki verdi. O tepki artarak devam etti. Şöyle göstereyim. Bu tepki artarak devam etti. Kripto. Yani daha da düşmesini bekliyordum ben. Çünkü almak istiyordum. Yani bizim yatırım yaptığımız bunlar. Şöyle üstten bunlar. Yani şunlar ortalama yükselişleri bunlar günlük bazda. Bunlar 2 gündür yükseliyor arkadaşlar. Yani eğer böyle hani daha da düşseydi benim zararım %15'e gelseydi o zaman bunlar da ekleme yapacak dolarla. Bunlar %10'dan tekrar geri dönmeye başladığı için şu an %5 zararım var. Ekleme yapmayacağım. Eğer düşerse yapacağım. Yani düşmezse yapmayacağım. Belki şeyler, şu endeksler yükselme moduna geçerse belki tekrardan birazcık daha eklerim. Şu an için ne yükselme ne düşme modunda endekslerde bir şey alamıyorum yani bilgi. Hisse bazında da zaten dönüşler bakın burada görmüştük biz. Bunların böyle ciddi bir şekilde dönüş olacağını biliyorduk zaten ama nereden dönecek? Daha alttan da dönebilirdi. Biz eklerdik sonra da dönebilirdi. Her şey olabilirdi arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa yani bu doları ben hem doların yükseleceğini düşünüyorum hem de burası ucuz kaldı. Eğer daha da düşerse eklemek için bekletiyorum. Bu kadar basit. Ama ne yaptım? Nakitim olmadığı için borç aldım arkadaşlar. Sonra yabancı hisselerde 1.6 payımız var. Yabancı fonlarda 1.5 daha fazla vardı arkadaşlar. %11, %12 zarara girdik tahminimce bu fonlardan ama çok düzeltilir yani çok büyük bir zarar değil. Yani maliyet azaltılabilir. Yerli hisselere daha da arttırdık. 4.2'de hatta kumar oynayalım demiştik. Kumar oynadık ve kumarı kaybettik arkadaşlar. 11-12 tane hisselik yani yatırımımı bir tane hisseye yatırmıştım. Onu da göstereyim şey olmasın şimdi.
O kumarı da oynadık yani. Yani hatta şöyle demiştim ben size. Burada arkadaşlar dönüyor. Şurada şurası dönüyor demiştim. Yani şurada döndü demiştim. Eğer bunu ertesi gün işte bugün sattım burada dönüş gördüm demiştim. Ertesi gün düşeceğini tahmin ediyorum demiştim. Ertesi gün evet düştü yani şurada dönüş gözüktü. Sonra ertesi gün XU100 düştü arkadaşlar. Bakın burada düştü. Sonra bir daha düştü. Ama biz pozisyonlarımızı kapatmadık. Dolayısıyla bir tane hissede kumar oynadık. O hisse şu hisse arkadaşlar. 11-12 tane hisseyi yani satıp buna girdik. Yani 11-12 demeyeyim de 11-12 hisselik bedelle buna girdik. Halen pozisyonumu kapatmadım. Net de zararda mıyım, kârda mıyım? Net de çok minor bir zararım var. Zaten %30 falan kârdaydım. O kârlar gitti. Çok minor bir zarar var ama bir kere tavan yaparsa bu önümüzdeki günlerde bizi memnun edecek. Bir kere tavan gerekiyor. Ve iyi olduğunu düşünüyorum. Yani satmayı gerektirecek bir şey olmadığını düşünüyorum bu hissede. Diğer hisseler bugün için bu şekilde. Bir tanesi tavan. Bu hissede pozisyonlarımız devam ediyor. Bir kısmını satmıştık. Bu da iyi. Yani kötü diyemeyeceğim. Yani şöyle. Yurt dışı da iyi kapattı bugün. Yurt dışı da iyi kapattı. Zaten ben şunu bekliyordum. XU100'de. Şöyle bir geri çekilme bekliyordum. Yine toparlanır diye düşünüyordum. Çünkü şuradaki şey bu BIST 100'ü etkiliyor ama çok büyük bir etki olmuyor bu. BIST 100'ün kendisinde bir sıkıntı görünürse o zaman bu bulutun aşağısına inebilir. O zaman çok sert satışlar gelebilir. Ben bu satışın sert olmayacağını düşünüyordum ve hızlı bir şekilde toparlandı arkadaşlar. Bizim takip listemizde tavanlar yani tavana yakın olan hisseler çok var zaten. Dolayısıyla borsalarda borsalarda durmaya devam ediyoruz. Yerli hisse oranımız fazla. Altın çok küçük bir miktar var. O yatırımlık değil, süs eşyası. Yani nakiti bıraktık artık arkadaşlar. Bundan sonra kazandığımız nakitleri krediye ödeyeceğiz. Yerli hisse yani kazandığımız nakitle artık fon hisse almayacağız. Kazandığımız nakiti krediye ödeyeceğiz. Tabii üzerine para kalırsa fon hisse almaya devam edeceğiz. Yabancı fonlarda hisse yani eşit dağılıyor. Yabancı hisselerimiz var, yabancı fonlarımız var. Bu hisseler daha çok bu mesela nasıl desem JP Morgan, GS, BAC, Bank of America. Yani bu hisseler daha çok bu taraflarda dururken bazı hisseler de böyle işte Facebook'un daha çok şey olduğu, Tesla'nın olduğu şu fonlarda AFT var mesela. İşte İPJ var, elektrikli araçlar, çip fonları daha çok hani yatırım yaparken de kendi içinde bir dağılmışlık var yani. Sadece bir noktaya yatırım yapmadık. Bir de Amazon falan var. Bu işte aşağılara geldiği için Netflix var. Netflix'i gösterelim arkadaşlar. Şey olduğu için bunları aldım. Yani aşağı dönüşe yakın oldukları için mesela Starbucks var. Starbucks'ta bakın dönüş nasıl keskin. Çok büyük indikatör, çok sayıda indikatör dönüş vereceğini göstermiş. Netflix'te göstereyim. Bakın bu kadar indikatör dönüş vereceğini göstermiş. Tabii bu dönüş şurada da verebiliyor. Daha da sonra daha üçüncü günde veriyor. Yani bunun daha da düşmesi sizi korkutmasın. Bu indikatörler dönüşe çok yakın anlamına geliyor. Bakın burada indikatörler dönüşe çok yakın artık dönüyor burada. Burada da dönüyor. Bir noktaya kadar gidiyor ama tekrar da düşebilir. Burada artık tekrardan düşme ihtimali kalmadı. Zaten %75 düşmüş arkadaşlar. Burada o oldu ama burada artık kalmadı. Niye? Bunu sadece yorumlamıyoruz. Bunu buradaki oluşan hacimlerle yorumluyoruz. Yani şurada büyük alışlar buralarda geldiği için bu insanlar büyük alış yapan, çok miktarda alış yapan insanlar zenginlerdir. Bu zenginler bunun üstünü götürecektir. Yani adam düşünmüş ki ya ben çok miktarda gireyim bunu buradan çevireyim. Ama çevirmeye gücü yetmemiş. Bugün gücü yetmez, yarın yetmez. Ertesi gün daha bir başka bir yerden hisse satar, buraya gelir. Aldığında bu sefer komple yukarı taşır.
Dolayısıyla bu gibi şu mumların, şuralardaki oluşan mumların adamlar, yani bu mumları yapan kişi zengindir. Bu noktanın üstüne taşıyacaktır. Bir gün taşıyacaktır. Yani biz burada artık burada bir stabile olmuş, belli noktaya gelmiş, artık alışlar hızlanmış. Burada döneceğini artık kanaat getirip girmişiz. Bakalım daha aşağı gider mi? Giderse de planlar var. Yani %15 düşerse de aşağı, şuralardan, bizim girdiğimiz noktalardan %15 düşerse yüzde, yani girdiğimiz lot sayının %50'sini, bir %15 daha düşerse diğer %50'sini gireceğiz ve bekleyeceğiz. Taktik bu. Ama şu an için yani dönüş gözüktü gibi. Bakın burada Amazon'a da girdim. Niye? Bakın burada yani Amazon da düştü ama o da artık şahane bir dönüş yapacak gibi. Tabii belli olmaz. Burası Amerika arkadaşlar. Adam burada niye bu kadar düşürüyor? Şimdi zengin adam açığa satarak düşüşünden de para kazanıyor. Yani adam bir kere düşürmeyi isteyince çok daha fazla düşsün istiyor. Çok daha fazla kazanıyor. Belli bir noktada ben buraya geri dönerim, tekrardan yükseltirim diyor. Yani bu aslında şu gördüğünüz Netflix, Starbucks, yani bunlar açığa satılıyor belki. Daha fazla, yani olması gereken şurası ama adam açığa sattığı için ve zengin olduğu için daha fazla aşağı satıp daha çok düşürüp daha çok para kazanıyor. Bir noktada kendisi gelecek, yine yükselecek. Yani bu şekilde piyasa yürüyor. Yani burada Amerika'da her şey çalma üzerine arkadaşlar. İyi çalabilen iyi para kazanıyor. Sonrasında evet, yerli hisseler bunlar, yabancı fonlar bunlar. Önceden dolarla kredi, çek, bunlar birbirinin eşitiydi. Önceden şurası yabancı hisse, yabancı fon, yerli hisse %10 kadar ediyordu. Hesaplarsak şunları bakalım ne edecek, bir hesaplayalım. 7,4 ediyor arkadaşlar. Artık %10'umuz yok. Yani nakitimiz de yok. 7,4. Niye 7,4 ediyor? Çünkü bu arsa, konut, bunların fiyatları arttığı için artık bunlarda çok kar yapamadık. Bunlarda 3 aşağı 5 yukarıda çok kar yapamadığımız için, bunlar aşırı arttığı için bu artık %7'ye düştü bu hisseler. Bu oranlar %7'ye düştü. Bunlar daha çok arttı yani. Yani burada arsa %44'e düşmesi, %50'den %44'e düşmesi rakam olarak düşmedi arkadaşlar. Rakam olarak arttı, oran olarak düştü. Yani toplam payın içindeki oran olarak düştü. Rakam olarak artıyor. Bunlar da rakam olarak artıyor genel anlamda. Ama bunlar gibi artamıyor arkadaşlar. Konut ve arsaya neden yatırım yaptığımızı en iyi bu portföy açıklıyor zaten. Herkese iyi günler.